Evet, daha medya olarak Kelesdedeler köyünde asker eğlencesindeyiz. Burada yıllardan beri yaşatılan bir gelenek var düğünlerde, eğlencelerde. Bu deve geleneği bizim de eskilerden, da düğünlerden kalma. Eskiden düğünler bizim 3 gün cumadan başlar. Cuma, cumartesi, pazar gün gelin alınır, pazardan biter. Deve geleneği de cuma gün danışık olur köyde. Cumartesi gün mesela cuma gün danışıkta köy bütün köylü toplanır. Düğüncüler gelecek mesela, isim isim belirlenir. Bursa'nın gençleri işte oraya, senin evine konak. Keles'in gençleri Çuruya, bunun evine konak, işte böyle belirlenir. Misafirperverlik var o zaman. 10 numara misafirperverlik. Yani eskiden dedelerimizden kalan bu şey. Yani bizim adetimiz bu. Eski gelenekleri şu an askerlerimizde yürütmeye çalışıyoruz, düzenlemeye çalışıyoruz şu an. Ama gelenek de eskiden kalma. Yani o zaman düğünler bizim 3 gün olur. 3 günde sürer. Cuma, cumartesi, pazar. Cuma günü danışık olur. Düğün evinde gençler toplaşır. Dağa oduna gidilir katırlarla. Odunları getirirler, düğün evini yıkarlar. Cumartesi günü yine bu düğün devam eder. Dediğim gibi danışık olayı var. Danışıkta mesela işte bütün düğüncüler gelir. Düğüncülerin biri o tarafa yatar. Birisi hangi mevki? Mesela diyorum ki birisi topraklık. Birisi köyün dışına yatar. Biz geldik diye. Ondan sonra deveyle, çalgıcılarla giderler, o düğüncü karşılarlar. Peki bu her düğün eğlencesinde deve var mıydı? Deve de eskiden gelen. Bu tokudaklar da bizim de eskiden kalma, bu tokudaklar köyümüzün geleneği. Peki bu ne anlama geliyor? Bu bizim köyün yörük köyü tabii, kültürümüze göre bu yaşatma çalışıyoruz yani. Köyümüzün şeyi. O da eski bir gelenek, evet. Eski geleneğimizden. Çan mı diyorlar ama, kelek mi? Tokudak diyorlar, çan diyorlar. Nasıl gerçekleşti, bize bahseder misin? Nasıl gerçekleşti? İki tane çıtadan oluşuyor. Biz fındık ağacı kolay eğildiği için ortalarında köfün koyuyoruz. Sebet dediğimiz köfünleri koyup onlara göre eğiyoruz. Bu şekilde hörgücünü ayarlayıp kafasını da ayarlıyoruz. Kafası da meyilli bir ağaçtan. Yani kullanılı hafif oluyor taşıması falan. Çulu da üzerine atıyoruz. Çul. Aynen, çul atıyoruz. 4 kişi de altına 4 giriyor. Kişi, 4 kişi ya da 6-7 kişi falan giriyor altına. En fazla 6 kişi mi? 6 ya da 7 kişi giriyor en fazla. Altına girip köy içine, köy içini geziyoruz. Eskiden beri merdivenle oluyordu. Bu sene ahşap yani ağaçtan kullandık ki uzun dursun diye. Peki bu koyun tüyleri ne anlama geliyor? Develeri renklendiriyor biraz daha. Yani gerçekçi olmak